Son aylarda artan baskı ve karartmalar nedeniyle DİHA'dan 9 muhabir tutuklandı. Haber yaptığımız için tehdit ediliyoruz. Hakaret işitiyor, dövülüyor, tutuklanıyoruz. Buna rağmen gerçekleri açığa çıkartmaktan vazgeçmiyoruz. Gazeteciliği suç haline getirmek isteyenlere inat, 3 Mayıs Dünya Basın Özgürlüğü gününde tüm dünyada 140 ülkeden 600 bin gazetecinin meslek örgütüyle birlikte sokağa çıktık. Sadece Türkiye'de değil, tüm dünyada neoliberal politikalar nedeniyle baskılanan gazetecilik tüm dünyada kutlanmıyor, maalesef ki protesto ediliyor. Bu baskılar protesto ediyorlar. Bugün gazetecilik suç değildir diyor, tutuklu meslektaşlarımızın serbest bırakılmasını talep ediyoruz ve direniyoruz. Baskılar karşısında yılmayacağız, haberlerimizi yapmaya devam edeceğiz. Teşekkürler arkadaşlar. Şimdi kısaca eylemimize destek için gelen Özgür Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Hakkı Boltan'a sözü veriyorum. Arkadaşlar teşekkür ediyoruz. Bu da dayanışmayı gösterip buraya gelen arkadaşlar için söylüyorum. Gelmeyen tüm basın çalışanları için de aynı şey geçerlidir. Hepimizin burada olması önemliydi. Gelmeyenlerin burada olmaması bizim için bir güç kaybıdır. Birlikte olmanın önemi büyüktür. Basın özgürlüğü birlikte olmaktan geçiyor. Türkiye'de bir basın özgürlüğünden söz edemeyiz. Türkiye'de bir basın özgürlüğü yoktur. Ve Türkiye'de eğer direniş varsa özgürlüğün alanı açılabilir ve bu mücadele bir arada bulunarak verilebilir. Bu anlamda biz basın kuruluşları bir eksikliği yaşıyoruz. Bunu belirtelim, bunun öz eleştirisini verelim. Bir ikincisi, burada basın özgürlüğü ile Kürdistan'da basın özgürlüğü arasında önemli farklar vardır. Ve biz 90'lardan bu yana bu saldırılarla, bu baskılarla karşı karşıyayız ve mücadelesini veriyoruz. Ve önemli oranda da bir alan açmış durumdayız. Bu bir tecrübedir basın özgürlüğü açısından. Bu tecrübenin esas alınması önemlidir. Eğer bu tecrübe etrafında birleşerek bir dayanışma yakalarsak ileriye doğru basının özgürlüğünü de geliştirme imkanını sağlamış oluruz. Bir üçüncü nokta da yine bugün basın özgürlüğü gününde iki tane DİHA muhabiri Hatay'da yakalandılar. Yani basın özgürlüğünün nasıl bir saldırıyla karşı karşıya olduğunu somut olarak yaşıyoruz. Bir son olarak da bunu belirteyim arkadaşlar. Özgür Gündem gazetesi açılan davalar dolayısıyla büyük bir baskı altındadır. Tüm basın kurumlarımız, kuruluşlarımız baskı altındadır. Ama Özgür Gündem'in mevcut durumda çalışamaz hale getirilecek kadar baskılar vardır. Ve bu anlamda bir nöbet eylemi süreci başlamıştır. Bugün başlıyor ve biz de bu nöbet eyleminin ilk günü olarak hem burada basın gününü arkadaşlarla beraber anlamda önemini belirterek ve o anlamda nöbeti de başlataraktan geldik, dayanışma içerisinde bulunduk. Teşekkür ediyoruz, saygılar sunuyoruz. İşte olduk. Özgür basın, özgür toplum. Özgür basın, özgür toplum. Zindanlar boşalsın, basına özgürlük. Zindanlar boşalsın, basına özgürlük. Zindanlar boşalsın, basına özgürlük. Dünya basın özgürlüğü sıralamasında 180 ülkeden 180 ülke içinde 151. sırada olan Türkiye, bu sıralamayla dahi Türkiye basın özgürlüğünün olmadığının göstergesi. Biz Türkiye Gazeteciler Sendikası olarak Türkiye'de basın özgürlüğü sağlanana kadar mücadele etmeye devam edeceğiz. Gazetecilerin özgürce haberlerini yapabildikleri, özgürce yazabildikleri bir ortam sağlanana kadar mücadele edeceğiz. Hepinize eyleme katıldığınız için teşekkür ediyoruz. Sağ olun.
Türkiye Gazeteciler Sendikası'nın yapmış olduğu basın açıklamasını az önce izlediniz. Şu anda da yanımızda TGS Genel Sekreteri Mustafa Kuleli var. Merhaba Mustafa Bey. Bugün Dünya Basın Özgürlüğü Günü. Türkiye'deki durum nedir? Türkiye'deki durum malumunuz, Hayat TV izleyicilerin de malumu. Bir yandan televizyon ekranları karartılmaya çalışılıyor. Uydudan gönderiliyor televizyon kanalları. Gazeteler bir yargı baskısı altında. Her gün davalar açılıyor arkadaşlarımıza. Tutuklu gazeteciler var, hükümlü gazeteciler var ve bunların çok büyük bir çoğunluğu yaptıkları haberler nedeniyle demir parmaklıkların arkasında. Bunlar işin basın özgürlüğü tarafı, yani en azından basın özgürlüğünün görünen tarafı böyle. Yani baskı, sansür, hapis, hakaret sokaklarda, her gün fiziksel şiddet polisten. Böyle bir ülkede gazetecilik yapmaya çalışıyoruz. Ve en önemlisi gazeteciliğin temel işleri, mesela fotoğraf çekmek, mesela işte şu an yaptığımız gibi görüntü almak, haber yazmak gibi eylemler artık suç sayılıyor. Tweet atmak bile suç sayılıyor. Gazeteciliği suç haline getirmeye çalışan bir baskıcı otoriter iktidarla, rejimle karşı karşıyayız ve bu ablukayı dağıtmak zorundayız. Bugün bu yüzden sokaklara çıktık. Eğer sokaklara çıkmakta tereddüt edersek, eğer birliğimizi, dayanışmamızı güçlendiremezsek, bundan sonra bu ülkede halka gerçekleri ulaştırma şansı kalmayacak. Siyasetçilerin de kalmayacak, sivil toplumun da kalmayacak. Çünkü onları gösterecek ekran, onları yazacak gazete kalmayacak. Bugün artık bu noktadayız. Geri çekiliyordu uzun yıllardır Türkiye medyası. Artık bir duvara dayanmış durumdayız. Buradan daha geri gidiş yok. Bundan sonra bu ablukayı dağıtmak üzere ileri gideceğiz, mücadele edeceğiz. Sadece basın özgürlüğü için değil, aynı zamanda ekonomik, sosyal haklarımız için de mücadele edeceğiz. Türkiye'de gazeteciler açlık sınırında ya da açlık sınırının hemen üzerindeki maaşlarla geçinmeye çalışıyorlar. Büyük bir işsizlik baskısı var üzerlerinde. Dolayısıyla hem hükümet patron baskıları hem bu ekonomik baskılar nedeniyle hareket edemez hale getirildi gazeteciler. Gazetecilerin özgürlüğü olmadan, medyanın özgürlüğü olmadan özgür bir toplum yaratmak mümkün değil. Bunun için sokaklardayız. Herkesi basın özgürlüğü için mücadeleye çağırıyoruz. Teşekkür ederim.